Bize diyorlar ki kardeşim diyor niye marka kıyafetler giyiyorsunuz? Yabancı marka. İşte yabancı marka giydiğinizde adam mesela diyor adam şarapçı diyor. Evet. Yahut namaz kılmıyor adam diyor. Veyahut işte Budist diyor veyahut işte Musevi diyor. Veyahut da işte Mason veyahut işte sapkın diyor. Anormal adam diyor. Kardeşim sen eğer o kafayla bakarsan senin giydiğin kıyafetin boyasını kim yapıyor? Evet, çok doğru. Değil mi? Evet, tabii ki. Adam cinsi sapık oluyor. Yaptığın fabrikanın. Telasını kim yapıyor? Evet. Orada da o tip adamlar var. Evet tabii hocam, çok doğru. O elbisenin ne suçu var orada? Evet. Kıyafetin ne suçu var? Eşyanın ne suçu var? Tabii. Ahmak adam. Sen oturduğun bölgede de sapıklar var. Orada da o zaman sen de sapık olmuş olursun. Olur mu öyle şey? Arazinin toprağın ne suçu var? Ya böyle bir ahmak kafa var ya. Mesela diyor ki kadehte diyor şarap içildiyse bir daha kadeh kullanılmaz. Yobaz ahmaklığı. Ulan bardağın ne suçu var? Sersem. İçine üzüm suyu da korsun. Bir başka adam da şarap koy. Şarap koyan İslam'a göre harama girer. Müslüman da helal olan bir içeceği içer. Mesela ev yapar adam, müteahhittir adam. Adam dinsiz olabilir. İslam düşmanı da olabilir. Evin ne suçu var ev? Ne alaka? Sen evden mi dışarı çıkacaksın yani? Evi o öyle bir mimar yaptığını düşünelim. O ev lanetli mi oluyor? Değil mi? Elbiseyi yapan adam dinsizse elbiseyi sen giyemezsin diye bir şey olur mu? Elbisenin ne suçu var? O zaman sen o kafaya göre ayakkabını da giyemezsin. O arabaya da binemezsin. Tabii. Arabayı yapanlar kim biliyor musun sen? Tabii. Arabanın koltuğunu kim yapıyor? Ya hepsi değil mi? İçinde birçok bunun cinsi sapı da var, ahlaksızı da var, üçkağıtçısı da var, dinsizliği de var. Bir elbise yaparken elbisenin efendim ne bileyim eğer ipekse veyahut ketense ketenini imal eden Mısırlı. Boyasını yapan bilmem kim. Markasının yazısını yazan bilmem kim. Ne alaka elbisenin onun bağlantısı nereden kurulsun? Eğer bir mantıkla yapıyorsan sen o zaman külliyen batmışsın sen zaten yani. Değil mi? Ayakkabından tut, üstündeki çorabından çık. Hepsini, birçoğunu o tarz adamlar yapıyor. O zaman giyemezsin hiçbirini. Akılmış ya. Yobaz aklı o kadar dar düşünüyor ki. Evet. Ufku çok dar olur yobazın. Yani bir türlü kavrayamaz. Çok akılsız oluyorlar. Mesela diyor bu asfaltı dinsiz biri yaptı. Ben bu asfaltı kullanmam. Ahmağa bak sen yani. Lan asfaltın ne suçu var salak. Ben bir daha bu yoldan geçmem diyor.